Hepimizin doğru zamanda doğru yerde olamayan bir tanıdığı vardır. Maalesef plazentanın da aynen böyle davrandığı bir durum var. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Plazenta genellikle rahmin üst kısmında konumlanır. Buradaki fundus adı verilen iç kısımda. Plasentanın anormal bir şekilde konumlandığı duruma da plasenta previa adı verilir. Evet, normalde burada bulunması gereken plasenta, Plasenta previa durumunda rahmin daha alt kısımlarında rahim ağzına yakın bir yerlerde konumlanır. Basitleştirmek gerekirse plasenta fundus yerine yanlış yerde rahim ağzında konumlanır diyebiliriz. Böyle bir durum ortaya çıktığında plasenta rahim ağzının iç kısmını tamamen ya da kısmen kaplıyor olabilir. Şurayı da hemen rahim ağzının iç açıklığı olarak işaretleyeyim. Evet. Peki böyle bir durum neden ortaya çıkar? Embriyonun yerleştiği yer neresi ise plasentanın da orada oluştuğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle embriyo normal olarak yerleşmesi gereken yer olan rahmin üst kısmı yerine alt kısımda bir yere yerleşirse plasenta da burada oluşur. Ve plasenta previa adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. İşte bu şekle baktığınızda tamam plasentanın olması gereken yerde olmadığını anladık. Ama o kadar da kötü bir durum mu bu diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu soruya cevap olarak bazen diyebiliriz. Eğer yanlış zamanda yanlış olan yerde değilse sorun önemli olmayabilir. Eğer hamileliğin başındaki bir kadına plasenta previa teşhisi konursa bu genellikle kötü bir şey olarak yorumlanmaz. Çünkü hamilelik ilerledikçe embriyo büyüyecek, embriyo büyüdükçe de rahim genişleyecektir. Rahmin genişlemesiyle birlikte plasenta da yukarı itilir. Evet. Yani bir kadına hamileliğin başında plasenta previa teşhisi konursa ne oluyormuş? Çok büyük bir ihtimalle durum kendi kendine çözülüyor. Hamileliğin ilerlemesiyle birlikte plasenta da olması gereken yere geliyor ve doğum esnasında da bu durumdan eser bile kalmıyormuş. Plasenta previa teşhisinin hamileliğin başında konmasının kötü bir şey olarak yorumlanmamasının sebebi budur. Ama placenta previa daha sonradan hamileliğin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkarsa ya da hamileliğin başındaki placenta previa doğum zamanı geldiğinde hala devam ediyorsa bu sefer durum oldukça ciddidir. Nedeni ise bu konumdaki plasentanın kanamaya çok yatkın olmasıdır. Bakın hemen açıklayayım. Ee, rahmin bu kısmına yakınlaşalım. Plasentanın yapısından plasenta ile tanışım videomuzda bahsetmiştik. Şimdi de küçük bir tekrar yapalım. Burası rahim ya da rahim duvarı dersek daha doğru olur. Rahim bir kastır. Evet, kastan oluşan bir organ. Hamile olmayan bir kadında rahme, oksijen açısından zengin kanı ulaştıran damarlar, yani rahim atar damarları bulunur. Rahmin bir kası olduğunu ve kasların da çok fazla oksijene ihtiyaç duyduklarını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hamilelik sırasında bu damarlar genişler, dolgunlaşır ve rahim duvarından geçerken içlerindeki kanı neredeyse fışkırtırlar. Ee, bir havuzdaki su jetlerini gözünüzün önüne getirin. Bu kan plasentaya ulaşır plasentanın da bir kan havuzu olduğunu ve aynı zamanda fetüsünde plasentadaki bu oksijen ve besin açısından zengin kandan faydalanmak için plasentaya bağlı damarları olduğunu düşünün. Şimdi bebeğin doğumu yaklaştığında insanı hayrete düşüren muhteşem bir şey gerçekleşir. Doğum esnasında bebeklerin ilk olarak kafalarının geldiğini, kafalarının vücutlarının en büyük kısmı olduğunu ve rahmin Rahim ağzı adı verilen bu daha geniş ve dolgun kısmının da bir nevi bebeğin önünde engel oluşturduğunu biliyor olabilirsiniz. Az önce bahsettiğim muhteşem şey, hamileliğin sonlarına, yani bebeğin doğumuna yakın zamanlarda rahim ağzındaki rahim duvarının bebeğin geçişini kolaylaştırmak için incelmesidir. Bu muhteşem ve hayret verici durum, sağlıklı bir doğumda olması gereken bir şeydir. Ama şimdi bir de plasenta previa durumunda plasentanın burada bulunduğunu düşünelim. Ne mi olur? Rahim duvarı incelmeye başladığında plasenta ile rahim arasındaki bağlar da zayıflar ve plasenta ayrılmaya başlar. Ve burada bulunan rahim atardamarları da rahim duvarı inceldikçe bu yöne, plasentaya bağlı oldukları için bir de diğer yöne doğru çekilmeye başlarlar. Bu durumda ne olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil, öyle değil mi? Damarlar bu gerilim yüzünden yırtılabilirler ve kanama başlayabilir. Aslına bakarsanız, plasenta previa hamileliğin ileri dönemlerinde bu şekilde, yani antepartum kanama adı verilen bu vajinal kanamalarla kendini belli eder. Antepartum, hamileliğin 20. haftasından sonraki döneme verilen addır. Antepartum kanamanın iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri başka bir videoda daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Plasenta ayrılması. İkincisi ise plasenta previadır. Bu iki durumu ayırmaksa zor değil. Plasenta ayrılması ağrılı bir kanamayla, plasenta previa'nın ise ağrısız bir kanamayla kendini belli ettiğini söyleyebiliriz. Evet, hamileliğinin 20. haftasını geride bırakmış bir anne adayı ağrısız bir kanama yaşarsa genellikle plasenta previadan şüphe edilir. Plasenta previa şüphesi olması durumunda yapılacak ilk şey ultrasondur. Ultrasonla plasentanın yeri tespit edilmeye çalışılır. Eğer plasenta previa durumu söz konusuysa, bu anne adayına elle ya da başka bir aletle müdahale edilmez. Çünkü bu iki müdahale şekli de kanamayı daha da kötüleştirebilir. O halde, şimdi de plasenta previa teşhisi konduktan sonra ne yapılacağı hakkında konuşalım. Açıkçası bu, kadının durumuna bağlıdır. Kanama azsa ve kadın hemodinamik olarak stabil bir durumdaysa, yani kan basıncı ve nabzı normalse, eve gönderilip yatak istirahati verilir ve her türlü fiziksel aktiviteden kaçınması gerektiği söylenir. Ve hamileliğinin 34. haftasında da sezaryen için hastaneye çağrılır. Bu durumda neden normal doğum yerine sezaryen tercih edildiğini şekle baktığınızda anlayacağınızı düşünüyorum. Bebeğin ilk kafasının geldiğini söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Plasenta previa'da ise plasenta bebeğin çıkış yolu üzerinde bulunur. Ve doğum esnasındaki kasılmalar bir kan havuzu olan plasentanın yırtılmasına sebep olabileceği için annenin iç kanama geçirmesini ve bu sebeple oluşabilecek potansiyel ölüm riskini önlemek adına sezaryen yapılır. Vajinal kanaması olan anne adayının kanaması kuvvetliyse ve kadın hemodinamik olarak stabil bir durumda değilse, yani nabzı ve tansiyonu normal değilse, annenin hayati tehlikesini engellemek adına hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğuna bakılmaksızın sezaryene başvurulur. Son olarak bir de çoğunuzun merak ettiğini düşündüğüm bir soruyu daha yanıtlamak istiyorum. Bu durumun ortaya çıkma olasılığını artıran şeyler nelerdir? En büyük risk faktörü anne adayının daha önce bu durumla yani placenta previa ile karşılaşmış olmasıdır. Yani eğer bir kadına daha önceki hamileliklerinde placenta previa teşhisi konduysa takip eden hamileliklerinde de bu durumun ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Buna ek olarak çoğul hamilelikler yani ikiz, üçüz ve dördüz beklenen hamileliklerde her bebeğin bir plasentası olacağı düşünüldüğünde bu plasentalardan birinin rahmin alt kısmında konumlanması riski daha yüksektir. Basit bir olasılık problemi gibi düşünün. Plasenta sayısı ne kadar yüksekse, plasenta previa ile karşılaşma olasılığı da o kadar yüksektir. Rahme yapılan cerrahi müdahaleler ya da rahimdeki bir yara da plasenta previa riskini artıran durumlar arasındadır. Evet, bu dersimizde plasenta previa'yı yani doğru zamanda doğru yerde olmayan plasentayı inceledik. Hoşçakalın.